15. ezber dersimizdeyiz. Geçen hafta 14. dersimizde Vallahu Gafurur Rahim demiştik. 15. dersimize yazacağımız kısmı da tek ekranda yazmıştık. İşte fiillerle çalışmaya geçtiğimizde şöyle bir çalışma yapacağız. Görürüz fiillerimiz gale, kâne, mâte, nâme, şâe, sâra şeklinde ortadaki elif harfinin okunmadığını, uzatma görevi yaptığını biliyorduk zaten. Bunların içerisinden şâe fiiline bakalım. Diledi, yeşâ'u, diliyor, Ahmet yeşâ'u, ente teşâ'u, Ayşe teşâ'u da yine ente ile hiye aynıydı. Eşâ'u, ene eşâ'u, nahnu neşâ'u, yeşâ'une, onlar, hum yeşâ'une. Şimdi bu fiile bir bakalım ayet üzerinde. Teşâ'une, siz diliyorsunuz. Ayete bak, fiilin çekimini internette arattığınız zaman genelde burada vav'ı göreceksiniz. Ancak bizim hattatlarımız bu şekilde vav'la yazmıyorlar. Bu şekilde altına ben şimdi yazamadım, buraya da direkt resmini görüntüledim. Met harfini koymuşlar uzatma var diye. Ayetten bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim'den bakacak olursak buradaki bu şekilde bu harfi görüyoruz, uzatma harfini. Yani ayrıyeten yanına vav yazılmıyor. Ancak bu bizim hattatlarımızın yazmış oldukları. Arap hattatlara bakacak olursak ise buraya vav'ı yazıyorlar. Hemzenin yanına vav uzatma harfini yazıyorlar. Osmanlı ve Arap yazı farkı olduğunu söylemiştik daha önceki derslerimizde. Teşâ'u, dilersiniz. Mâ teşâ'u, siz dileyemezsiniz. Şâ'e, yeşâ'u, Allah dilemedikçe şeklinde. Bir başka ayette, İnsan suresinin 30. ayetinde yine aynı şekilde met harfini burada görüyoruz ve Arapların yazmış olduğu yazım stilinde burada görebiliyoruz. Şimdi dersimize geçecek olursak, geçen 14. dersimiz Vallahu Gafurur Rahim demiştik. Ali İmran suresinde geçiyor. Burada neyi söyleyebiliriz? Burada inin eğer şayet anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Allah lafzını görüyoruz burada. Allah-u Teala'nın ismini görüyoruz. Kurdele olduğu için ne diyeceğiz buna? Yalın halde. Ama burada üst çizgi olduğu zaman bir belirtme hali olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz artık. Bunları öyle tahmin ediyorum ki ayetin önündeki ismin önündeki, arkasındaki, sonrasındaki kelimeleri bilmesek bile ikisinin arasındaki farkı bu şekilde olduğunu hemen belirtme halinde umarım görebiliyoruz. 15. dersimizi geçen dersimizde yazmıştık. Şöyle bir bakalım artık bu ayetlerden, ekrandaki ayetlerden hangi kısımları anlayabiliriz. Buraları öyle tahmin ediyorum artık görebiliriz ya da arattığımızda karşımıza geldiğimiz zaman çalışabiliriz. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ derken artık bunlar bizim için son derece basit geliyor diye düşünüyorum. Başka ayetlerde bu şekilde görebiliriz. مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ bunları da kendimiz yazabiliriz. Biz dersimizi almadık ancak bu şekilde yazabileceğimizi, farklı ayetler üzerinde görebileceğimizi tahmin ediyorum. Bir başka ayette yine bu şekilde görüyoruz. Evet, gelelim 16. dersimizde bu kısmı yazmaya çalışacağız. Şimdi bu dersimizde Ya Beni Adem'e kısmını yazmaya beraber çalışalım. Ya Beni derken noktalı y'yi kullanıyorum. Adem'e. Bakalım, aratalım. 5 ayette geçiyormuş. Bu şekilde. Diğer çalışmamıza göre biraz daha kolay olmuş olacak bu çalışmamız. Ya Beni Adem'e. Biz noktalı y ile yazdık ancak burada noktasız y olduğunu görüyoruz. İşte burada fiilimiz var. Enzelna, indirdik şeklinde. Bu ayette başka nereleri görebiliriz? Örneğin buradaki şu kısma baktığımız vakit Ayetullah, Kurdela, Eliflam, alt çizgi, Kurdela özel isim olduğu için olmuyor. Belirtme hali olduğundan dolayı Kurdela burada üst çizgiye dönüşüyor. O üst çizgi de Min'den dolayı alt çizgi oluyor. Min Ayetillahi şeklinde görebiliriz. Bir kez daha tekrar edelim. Kurdela, Eliflam, alt çizgi olması lazım.
Özel isim olduğu için elif lam olmuyor. Alt çizgiyi burada görüyorum. Kurdela belirtme halinden dolayı üst çizgi oluyor. Minden dolayı da o üst çizgi alta geliyor. Min ayatillahi. Leallehum mulur ki belki yezekkerum. Bu kısmı da ne yapabiliriz? Yazmaya çalışabiliriz. Bir sonraki dersimizde konumuz Vallahu ala kulli şeyin kadir olacak. Bunu da sizler önceden yazmaya çalışabilirsiniz. Daha belki ben bazı notlarımı almışım. Tam düzenleyemedim bu videonun PDF'sini. Bu şekilde böyle farklı ayetler üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şu şekilde bitirmiş olalım.